Konuşmalarını yapmak üzere Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Sayın Doktor Ataullah Şahyar'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli teşkilatlar başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben yukarıda arkadaşlar konuştu, burada slaytlarda gördük. Biz bir gün hem hüzün hem bir sevinç, ikisi bir arada bir şehitlere anma programı düzenliyoruz. Hepinize malum, şehitler bir milletin, bir ulusun, bir halkın varoluşunun asıl temelleridir. Bunu anlatmaya gerek yok. Ben sadece burada resmi gözüken beş tane arkadaşımızın detaylı bir tercüme hali birazdan arkadaşlar tarafından anlatılacak. Bunların önemli gördüğüm bir ilişki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki arkadaşlar belki Doğu Türkistan'daki durumu hakkıyla bilmeyebilir. Biz Doğu Türkistan'da doğduk, büyüdük. Burada oturanların da çoğu oralardan geldi. Orada yaşamakın ne olduğunu, milli kimliği muhafaza etmenin ne olduğunu, Müslüman dini kimliği muhafaza etmenin ne olduğunu, ne kadar zor olduğunu bunlar daha iyi bilirler. Aslında bakarsınız, hep diyoruz ya, tarih tekerrürden ibaret diye. Aslında Doğu Türkistan'da da tarih tekerrür etmiştir. Biz hocalarımızdan hep işitirdik, duyardık, öğrenirdik. Mao'nun döneminde de günümüzdeki benzer çok şiddetli bir katliam yaşanmış. Bizim şuradaki resmi bulunan bazı hocalarımız ve ondan önceki hocalarımızın çoğu bu bedeli ödemiş ve çoğu hapishanelerde şehit düşmüş. Ve aradan yıllar geçti. Sanki dünyanın durumu, Doğu Türkistan'ın durumu iyileşir gibi gözüktü. İnsanlar biraz bir nebze olsun nefes aldı. Ve yine baktık ki 21. yüzyıl ve modern çağ dediğimiz, insan hakları dediğimiz, insanlara değer verildiği bir zaman dediğimiz zamanda bütün bu insan haklarını savunan ülkelerin gözleri önünde Doğu Türkistan'da o Mao'nun dönemine rahmet okutacak derecede bir katliam daha şu anda yaşanıyor. Bunu kimse görmek istemiyor. Mao'nun döneminde fakat Doğu Türkistan'daki Müslümanların dinini yok etmeyi hedeflemişse, sadece Müslümanların dinini yok edeceğiz demişse, şu anda sadece Müslümanlığı değil, oradaki Türk kimliğini yok edeceğiz. Orada Çin kimliğinden başka kimliğe hiçbir şans tanımayacağız diyor. Şimdi buradaki anmakta olduğumuz bizim hocalarımız, ustalarımız şu anda bizim yürüttüğümüz bu faaliyetler olsun veya Doğu Türkistan'da daha önce şehit düşen arkadaşlar olsun, onların faaliyetleri olsun, Bolca katliamındaki başka pek çok faaliyetler olsun, bu faaliyetlerin hepsinde bunların önderliği bulunuyor. Ben bunların hepsini çok iyi tanıyorum. Şahsi olarak da tanıyorum. Bazıları benim yol arkadaşlarım, bazıları benim hocalarım. Bunların ilminden istifade etmişiz. Bunların nezeriyesinden, fikriyatından istifade etmişiz. Bunlar diğer hocalarımız gibi sadece ilmi öğretmediler Doğu Türkistanlılara. Aynı zamanda
milletin ne olduğunu, dinin ne olduğunu, vatanın ne olduğunu, bağımsızlığın ne olduğunu, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, nasıl bu yolda canını kurban etmek gerektiğini, şehit vermek gerektiğini işte bunlardan öğrendik. Bunlar bu yönüyle farklılar. O yüzden biz burada bunları temsilen, bunları hatırlıyoruz. Aslında Hidayet Başkanı'nın dediği gibi biz bütün Doğu Türkistan'da şu ana kadar şehit vermiş olan bütün şehitlerimizi hatırlıyoruz. Onlar hepimizin ilham kaynağıdır. Cenab-ı Allah onlara Kur'an-ı Kerim'deki o vaadiyle, merhametiyle muamele eylesin. Bizler de inşallah onların yollarından yürümeyi nasip etsin diyor. Allah onlara şu yaptığı hizmetler bedeline onlara şehitlik makamı nasip etti. Şu zor günlerde, şu ağır günlerde bile bunlar hem yer altında hem yer üstünde. Yani nasıl bir imkan bulursa bu imkanlardan istifade edip burada oturan pek çok arkadaşlarımızı, bizleri ve başka pek çok Doğu Türkistanlı alimleri bunlar yetiştirdi. Onun için her şeyimizle bunlara çok şey borçluyuz. Ben bu kıymetli günlerde kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Özellikle ben şunu söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, değerli Doğu Türkistanlı kardeşlerim, bu andığımız alimler aynı zamanda ilmiyle bize faydalı hizmetler yaptıysa ve o sağlam duruşuyla da aslında bize daha önemli bir mesaj verip bu dünyadan şehit olmuştur. Hepiniz malum ki pek çok kişi şehit oldu. Pek çok kişi kurban verdi bu millet için, bu toprak için, bu vatan için. Ama neden bunlar o kadar Çinlilerin sunduğu imkanlara veya onların vaatlerine kanmadı? Onlara eğer azıcık bir göz kırpsaydı, bir zeytin dalı uzatsaydı bunları nasıl yaşatacağını hepiniz biliyorsunuz. Bunların hepsini geri çevirdi ve yüzünün imanıyla, yüzünün o sağlam duruşuyla hepsi hapislerde şehitlik makamına erişti. Ben hepinize bu günümüzde bizimle beraber iştirak ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Doğu Türkistan Alimler Birliği adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.